ifadedir efendim, onu söyleyelim. Seçil Erzan davası, fon davası, Fatih Terim hani iddianamede adı geçmese de o ismi üzerinden de bu fonun isimlendirildiğini zaten biliyoruz. Şimdi cuma günü başlamıştı bu ikinci duruşma. Bugün de devam ediyor. Tanıkların ifadeleri alınıyor. Seçil Erzan peki neler söylüyor? Onun da çarpıcı ifadeleri de var aynı zamanda. Hemen yine duruşmayı takip eden arkadaşımız Fatma Nur Boylu'ya bir dönelim. Fatma Nur, bize bu sabah itibariyle yine haber nöbetindesin zaten. An itibariyle durum nedir diye soralım. Ve evet, o çarpıcı ifadeler, mesela Seçil Erzan'ın dediği Trabzonlu olsaydım, bir ardımda olsaydı belki böyle olmazdım gibi biraz yalnızlaştığını da söylüyor anladığım kadarıyla, ama daha neler var acaba sendeyiz? Çiğdem Akdemir, aslında senin verdiğin örneklerin de üzerine daha da çarpıcı ifadeler var. Çünkü ilk defa Seçil Erzan dışındaki isimleri, tanıkların savunmalarını, ifadelerini dinledik. Gerçekten pek çok çarpıcı ifade var. Ben birkaç tanesini sıralayacağım hemen. Çıkardığım başlıklardan mesela son konuşanlardan bir tanesi Tanıl Yılmaz, aynı zamanda Seçil Erzan'ın akrabasıydı, kuzeniydi. O verdiği ifadede şunu söylüyor. Ben Seçil'le 2012'de yılında tanıştım. Kardeşin annemin yerine koyduğum biriydi. Ben ona koşulsuz güvendim. Arkadaş eş seçilir ama aile sorgulanmaz. Kendiniz gibi görürsünüz gibi bir açıklama yaptı. Paraları benim adıma hesaba yatırdı. İnternet bankacılığı olarak kullanarak param ne kadar olmuş diye bakmadım sorusu cevabını verdi. Seçil bana farklı bir hesap numarası adına dedi. Ben de sorgulamadım dedi. Yani akrabam olduğu için çok güvendim. Seçil'i de sorgulamadım diyor özetle. Toplamda 1 milyon 500 bin dolar verdim. 800 bin dolarını geri aldım diyor. Şimdi bu söyleyeceğim ifadeler biraz konuşulacak gibi. Çünkü 6 Şubat hem zaten yıl dönümü de yaklaştı. Biraz da o atıfta bundan bir şey. Tanık Tanıl Yılmaz şunu söylüyor. Ocak 2023'ten itibaren Seçil'de gözle görülür bir tedirginlik ve bitmek bilmeyen bir para talebi vardı. 6 Şubat depremi sonrası aradım. Sizde bir şey var mı dedim. Bana dedi ki sen şimdi öleni kalanı bırak da bana ne kadar para getirebilirsin dedi, ifadelerini kullandı. Bunlar tabii ki Tanıl Yılmaz'ın duruşmada verdiği ifadeler arasında. Seçil Erzan'ın bununla ilgili bir cevabı var mı yok mu ya da bu cümleye ne diyor bilmiyoruz, ama özellikle 6 Şubat depremiyle ilgili sen şimdi öleni kalanı bırak da bana ne kadar para getirebilirsin gibi bir ifade kullanmış. Erzan'ın avukatının Tanıl Yılmaz'a sorduğu bir soru var. O da bu paraları nereden kazandınız diye soruyor Erzan'ın avukatı Tanıl Yılmaz'a. Bu sorunun üzerine mahkemede bir karışıklık çıkıyor ve salonda tartışma oluyor. Avukatların sesi yükseliyor ve mahkeme başkanı bu yüzden yaklaşık bir 15 dakikalık ara vermek durumunda kaldı. Bunlar geçtiğimiz saat diliminde oldu. İlk bir öğle saatlerine bir ara verilmişti. Ondan sonra bu kavgadan sonra bir 15 dakikalık da ara verilmesi durumunda kaldı. Başladık. Kaldığı yerden devam etti. Fırat Özdemir de kendi savunmasını yaptı. Açıklamalarını yaptı. Neden İş Bankaya müracaat etmediğiniz sorusu soruldu. Fırat Özdemir şunu dedi. Kendisi zaten genel müdürlük nezdinde ve özel olduğunu söyledi. Seçil Erzan demek Denizbank demekti benim için dedi ve kendisi de çok fazla sorgulamadığını söyledi. Özdemir, Erzan genel müdürü yardımcılığına oynadığını sürekli bana söylüyordu. Benim ona güvenim Denizbank'la alakalı dedi. Bu ifadeler de aslında ilk defa karşılaşılan ifadeler. Seçil Erzan sık sık genel müdür yardımcılığına yükselmek istediğinden bahsediyor imiş. Bu şekilde devam ediyor. Senin yayın başında pas atarken söylediğin ifadeleri de tekrarlayalım. Korkuyordum. Mağduriyetin sebebi benim. Evet, ama para bende değil. Trabzonlu bir kadın olsaydım bunlar olmazdı. Arkamda birileri olduğu gibi. Çok sayıda böyle flash açıklamalar var. Gün boyu zaten ilk konuşanlardan, açıklama yapanlardan bir tanesi Semih Kaya'ydı. Gün boyu onun ifadelerinde getirdik. Ben hani Seçil Erzan'a bağlı kalmadım diyor özetle. Yani ben zaten bir futbolcuyum, kendi evimi de alabilirdim gibi ifadeleri var. Şöyle bir bakıyorum özetlemek gerekirse, herhalde matematiğinde problem var ya da kendisine göre bir kurgu yapıyor. Bu cümlede yine Semih Kaya'ya ait Seçil Erzan hakkında konuşuyor. 14 yıl boyunca futbol oynadım. Seçil Erzan kimdir ki bana ev aldıracak? Ben zaten o güce sahibim diyor. Yine eski sevgilisi Candaş Güroğlu da bir açıklama yapıyor. Seçil eskiden böyle değildi. 180 derece değişti. Görüşemez olduk, tanıyamaz oldum gibi ifadeler kullandı.
Fatih Hoca'yla ilgili, yine Fatih Terim'i kastederek, Fatih Hoca'yla da olaylar olduğunu hocayla konuştum diyor Candaş Gürol. Hasar tespiti yapalım dedi. Mahkeme başkanı soruyor. Fatih Terim fona para yatırdım dedi mi sorusu yöneltiyor mahkeme başkanı. Candaş Gürol ise Denizbank'a para yatırdığını söyledi ifadelerini kullanıyor. Çok gerçekten uzun özetlemek gerekiyordu ama en güncel, en yeni bilgiler burada. Daha çok hem tanıkların ifadeleri hem de Seçil Erzan'ın ifadeleri daha uzun süre tartışılacak gibi ve hala devam ediyor. Birinci duruşma yaklaşık 13 saat sürmüştü. İkinci duruşmanın ilk günü 12 saatten fazla sürmüştü. Bugün de üçüncü günde de hala devam ediyor. Biz yine burada olacağız gün boyu. Kameraman arkadaşım Gencer Keten'le birlikte, ekip arkadaşım Fırat Fıstık da bana anmayan güncel bilgileri veriyor. Ben de burada KRT ekranlarından paylaşmış olacağım. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Hakikaten o kadar çok flaşta cümle çıkıyor ki, yani bir değil iki değil sevgili izleyiciler. Gün boyunca da arkadaşlarımız sağ olsunlar takipteler. Biz de izlemeye devam ediyoruz. Onu da söyleyelim. Gizli fon davasında Seçil Erzan yine hakim karşısında, tanıklar dinleniyor. O tanıklardan da çarpıcı sözler var. Seçil Erzan, özellikle Semih Kaya'nın aynı zamanda işte söylemleri, ifadeleri takip ediliyor.